Merhaba arkadaşlar, ben Nilay. Kanalımda Topla Çalkalı'ya hoş geldiniz. Bugün neşeli kağıtların kış kutusu tekerleme gibi oldu. Kış kutusunun paket açılımını yapacağız sizinle birlikte. Tabii ki Türkiye'de bir ilk. Bunlar böyle kat kat kağıtların içine sarılı durumda bu arada arkadaşlar. Ve güzel bir paket içinde size geliyor. Ben şu anda kamerada rahat gösterebilmek için iç kısmını komple çıkarttım. Ojelerimi yeni sürdüm de dağılmasın diye uğraşıyorum. Bu arada neşeli kağıtların internet sitesinin linkini aşağıya açıklama kutucuğuna koyarım arkadaşlar. Ayrıca hani bu yorumlarda üstte tutturuluyor ya, oraya da koyarım. Oralardan bakabilirsiniz isterseniz. Gördüğünüz üzere kat 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 paketlenmiş durumda. Şimdi ilk açtığımızda bunlar sayfa ayraçları arkadaşlar. Ben niye konuşamıyorum bugün? Henüz öğle yemeği yemedim ve saat 1.30 civarı falan. Güneşi görmüşken kaçırmak istemedim arkadaşlar. Kitin renk tonları, bu gördüğünüz Ataş'ın renk ton, Ataş diyorum pardon. Ayraçların renk tonlarıyla aynı. Şu şekilde 6 tane sayfa ayracımız var. Bunlar kalın karton arkadaşlar. Ayraçlarınızı şöyle kıvırarak sayfanızın, yaprağınızın iki yanına koyduktan sonra şu kısmı dışarıda kalıyor. Bu da o sayfayı rahatlıkla ayırabilmenizi sağlıyor. Bunların temel amacı bu. Bu arada karton gayet kaliteli. Normalde renkli kartonlarda kıvırmadan sonra şuralarda çatlama falan olur ya. Öyle bir şey yok görüyorsunuz ki. Arkası beyaz çünkü zaten buralar yapışacak. Renkli olan kısım burası. Netlikte sıkıntı yaşıyorum. Bunları hemen kenara alayım. İki tane pompon ataçımız. Krem ve açık mavi. Ton olarak pastel tonlar seçildiği için böyle gümüşle kombinli durumda. Ajandamızın üstüne koymak için. Veya sayfa ayırmak için. Esas amacına uygun olarak. Bir alt kısma geçtik. Geçemedik çünkü sayfayı kıvıramadım. Burada ilk başta şu parçayla başlayalım. Şurada şey var. Ay, şu kısımda arkadaşlar. İsterseniz ajandanızın halkasına. Bayağı geniş çünkü bu. İsterseniz de lastik kısmına ya da anahtarlığınıza, ki anahtarlar koymanızı pek tavsiye etmem. Çok güzel çünkü. Kullanabilirsiniz. Bu kitap ayracı arkadaşlar. İsterseniz tutamıyorum. Şöyle tutarsam yakından göstermeye çalışacağım da. İsterseniz kitaplarınızda kaldığınız yerleri işaretlemek için kullanabilirsiniz. Şöyle. İsterseniz de Traveler's Notebook'unuzun veya halkalı ajandanızın, fark etmez, sayfaların arasına geçirerek ajanda sayfa ayracı olarak da kullanabilirsiniz. Tabii ki bunun esas amacı burada ajanda ayracı olarak kullanmak ama dediğim gibi hikaye kitaplarında da kullanabilirsiniz, romanlarda. Bu da atacı. Ataç biraz geniş arkadaşlar. Diğer ataçlardan, klasik ataçlardan biraz daha büyük. Bu normal ataç boyutunun bir boy büyüğü olarak düşünürseniz bu baya baya büyük ve geniş. Bunu da yine aynı şekilde ajandanızın sayfalarına geçirip böyle dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Bu arada şu ip şey, gri simli, parlak, düz ip değil. Yine temayla uyumlu olması adına. Şunlara bakar mısınız? Çok güzeller. Küçük kartaneleri. Şu şey gibi olmamış mı? Hani bu yılbaşı ağaçlarına asılan şeyler oluyor ya. Türkçesini bilmiyorum da. Ornament diyorlar ya hani. Onlar gibi olmuş değil mi? Şu detaya bakar mısınız? Şimdi bir şey göstereceğim size. Bakın şurada küçücük çiçek var. Allah'ım minnacık. Kesinlikle çok sevimli. Bir alt katmana geçtik. Burada da ajandanızın kenarı için şöyle püsküllü bir parça. Şurası simli bu arada. Simli kurdele yani. Şey değil bu arada. Yün falan değil. Kağıdımsı gibi bir yapısı var. Bir tane daha ataç. Bu da şu şekilde. Fiyonklu. Yine ortası gümüşlü. Kenar kısımlarında birazcık yeşille mavi arası. Turkuaz galiba bu renk. Bu parça şey arkadaşlar. Tabii farklı amaçlar için de kullanabilirsiniz. Ajandanızın alt kısmına koyabilmeniz için böyle sayfaların arasından çıkıyor. Çok güzel oluyor. A5 boyutundaki ajandalar, Happy Planner, Traveler's Notebook'lar hepsi için uyumlu durumda arkadaşlar. Bu hepsi için kullanabilirsiniz yani. Ajanda tipiniz ne olursa olsun. Ataç ve süs kısmımız bitti. Şimdi sırada ne var? Bu gördüğünüz A4 boyutunda kalın yine karton arkadaşlar.
Ajandalarınıza ayraç yapabilmek veya Traveler's Notebook'larınızın o içteki defterlerine kapak yapabilmeniz için iki taraflı bu arada bunlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Küçük yıldızlar, simli kar taneleri. Ve güzel bir kız. Kardan adam değil, kardan kadın yalnız bu. Yanaklar ve kirpiklere bakılırsa. Diğerlerini de hemen hızlıca göstereyim. Çünkü bayağı bir şey var, karton var. Evet, gördüğünüz üzere toplamda iki pembe tonunda, iki yeşil tonunda, iki tane de mor tonunda 6 tane karton geliyor setle birlikte. Arkaları da şöyle ikili ikili kombinli durumda. Oops. Şöyle. Bu da arkadaşlar vellum olarak geçen kağıdın üzerine böyle hoş bir baskı. Bu şey değil, normal karton değil. Nasıl anlatayım ben size? Mesela şu biraz önceki karton bu vellum. Görüyorsunuz. Arkasını gösteriyor bu arkadaşlar. Düz bir defterinizin üstüne veya şu şekilde sade bir temanın üstüne koyduğunuzda bu şekilde bütünlük sağlatabilirsiniz. Bir tane değil vellum'umuz, iki tane. Bir bu güzel bulutlu, gülen bulutlu. Bir de böyle güzel ağaçlı. Bu da yine şöyle. Ah, çok sevimli, kesinlikle çok sevimliler. Ve tabii ki her şey olur da etiket olmaz mı? Etiketler de var arkadaşlar. Ki etiketler artık son parça. Burada su geçirmez bir şeyin üstüne küçük kelimeler var. Kesili durumda. Bunları şu ayraçlarımızı hani kıvırdığımı alayım. Şu şekilde kıvırıp kısımlara ayıracağız ya ajandamızı. O kısımlara hangisinin ne olduğunu belirtmek için koymak adına. Bunun haricinde yine bu güzel tema kullanılarak arkadaşlar haftalık setimiz de gelecek. Etiket setimiz. Bunlar onun renk tonuyla aynı. Bunlar sadece bu paketle birlikte ek olarak geliyor. Normalde haftalık etiket setinin içinde bu parçalar yok. Şöyle çeyrek kutular. Çeyrek kutuların hepsi tabii ki kesildi durumda. Bunları normal haftalık plan yaparken de kullanabilirsiniz. Aylık plan yaparken de kullanabilirsiniz. Ya da ajandanızın içini düzenlerken de bunlardan faydalanabilirsiniz. Artık tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış esasında. Arkadaşlar biraz önce sadece şu ikisini gösterdim. Bu şunun arkasına yapışmış nasıl olduysa onu arıyorum. Şeye kenara falan mı koydum diye baktım. Gelecek hafta, bu hafta yapılacaklar bugün gibi. Tekrar göstereyim. Renkleri çok hoş değil mi ama? Palete bakar mısınız? Bu gördüğünüz A4'ten birazcık küçük olan kağıdın tamamı. Hazır mısınız? Etiket. Peki nasıl? Bu washi tape'ler var ya, yani desenli bantlar satın aldığımız. Bunları malum Türkiye'de çok desenlerini bulmak sorun olduğu için ben de bu şeyle, kış kutusuyla birlikte şunlar 1,5 santimlik olanlar arkadaşlar. İkişer tane yaptım ki biraz daha fazla olsun diye. 1,5 santimlik şunlar şöyle 1,5 santim olarak devam ediyor. İkişer parça tabii ki. Bunlar da 8 milimlik. Hani bu ajandalarımızın üst kısımlarında ayrılma yerleri var ya.
oralara denk gelecek şekilde. Şu gerisi de 8 milim. Aynı desenin hem 1,5 santimli hem de 8 milimli ikişer tane mevcut. Ve bir de asetat. Peki, ay her şey gözüktü. Şöyle tutayım. Burada da ben gözüküyorum. Neyse. Bu da arkadaşlar güzel projeler için kullanabilmeniz için, hepsi elinizin altında olsun diye konulmuş durumda. Şimdi hepsini şöyle bir kameraya sığdırmaya çalışırsam, bakalım sığdırabilecek miyim? Evet, hepsini karaya sığdırdım sanırım. Bu gördüğünüz neşeli kağıtların kış kutusu arkadaşlar. İçinde çok güzel, gerçekten çok güzel malzemeler var. Türkiye'de hiçbir şekilde bunlardan bulamıyorduk ama artık böyle sıkıntılarımız kalmayacak inşallah. Kış için bu güzel set, bahar için bundan biraz daha geniş ve kapsamlı, daha güzel bir set gelecek muhtemelen. Merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa aşağı yorum kutucuğuna yazabilirsiniz. Hemen cevap veremediğimi farkındayım ama muhakkak cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.